Evet, hocalarım selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Evet, kıymetli dostlar, bugün sizlerle mezhepler tarihinden bazı soruları kodlamalı bir şekilde inşallah çözmüş olacağız. Dostlar, sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. Bu görüşlere sahip bir kimsenin aşağıdaki düşünce ekollerinden hangisine mensup olması beklenir? Allah'ın pek çok sıfatı vardır, ancak bu sıfatlar onun zatından ayrı düşünülmemelidir. Aksi takdirde onun zatından bağımsız başka ezeli varlıklar olduğu neticesi çıkar ki bu tevhide aykırıdır. Bu sebeple Allah hakkında konuşurken Allah kudret sahibidir denmemeli, kadirdir denmelidir. Hocalarım, şimdi paragrafta şunu söylüyor: Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyen aşağıdakilerden hangisidir? Ve bunu söylemelerinin sebebi Allah'ın tevhid ilkesine bir kusur gelmemesi için bunu yapmış oluyorlar. Yani sıfatları reddediyoruz ve bunun sebebi de başka ezeli varlıklar ortaya çıkmasın. Çünkü tek ezeli varlık, ebedi varlık Allah'tır. Bunu demeye getiriyorlar. Hocalarım, şimdi bu düşüncede olan sadece bir tane değil, beş tane ekol var. Şimdi sorumuzun cevabı Mutezile, Maturidilik, Eşarilik, Selefiye gibi üç tane ekolümüz. Bunlar sünni ekollerdir. Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur görüşünü kabul etmezler. Onlar Allah'ın sıfatlarını ne zatından ayrı ne de gayrı, yani böyle bir ifade kullanmış oluyorlar. Yani net bir şekilde bunu reddetmiyorlar ama Mutezile bunu net bir şekilde reddedebiliyor. Şimdi bu düşünceyi ilk defa ortaya koyanlar Cehmiye'dir. Cehmiye Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyor ve Mutezile'yi etkilemiş oluyor. Mutezile bu konuda Şia ekollerinden Zeydiye'yi ve İmamiye'yi etkilemiş oluyor. Hocalarım, Zeydiye itikatta Mutezile'dir. Mutezile'nin tek bir ilkesini kabul etmiyor, onu biraz daha yumuşatıyor, farklı bir hale çevirmiş oluyor. Diğer konularda Mutezile'yi takip etmektedir. Aynı zamanda haricilerin en ılımlı kolu olan İbadiye ekolü de hocalarım bu düşüncede. Yani Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyenler kimler deyince aklımıza kimler gelecek? Cehmiye, diğer adıyla Cebriye, Mutezile, Zeydiye, İmamiye ve İbadiye. Bunlar hocalarım Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur demektedirler. Bu konuda ilk fikir beyan edenler kimler? Cad bin Dirhem, Cem bin Safvan. Hocalarım, Cad bin Dirhem'in Cad kısmını alıyoruz. Bunu Cad diye bir kelimeye benzeteceğiz. Cem bin Safvan isminin de Saf kısmını almış oluyoruz. Yani Cad ve Safvan bu konuda ilk fikir beyan edenlerdir. O halde kodlamamızı verelim. Ne diyorlardı bunlar? Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur. Allah'ın zatından başka sıfatı yok diyen saf adama, bu sağdaki saf adam, Cad diye bir çaktım diye bir ifademiz var. Gördüğünüz gibi bu adam da hocalarım adeta uçarak bir tokat çakmaya yelteniyor. Dostlar, şimdi burada 5 tane ekol olduğunu söyledik. Şunların baş harfinden Allah'ın zatından ayrı sıfatları yok diyenler kimlermiş? Bunlara cizim bunları diyebiliriz. Yani bu ekolleri koyduğumuz zaman hocalarım aklımıza gelecektir. Cizim diye yazalım, yeterlidir. İlk fikir beyan edenler kimlermiş? Cad ve Safvan. Bu 7 tane kavramı, ismi bilelim hocalarım, yeterli olacaktır. Geldik Selefiye hakkında en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Selefiye, sahabe ve tabiun neslini takip eden fukaha ve muhaddislerin yolu olarak tarif edilir ve akaid sisteminde 7 temel prensibi vardır. Bu duruma göre yukarıdaki maddeler değerlendirildiğinde aşağıdaki kavramların hangisi dışarıda kalır diye soruyor. Şimdi hocalarım, Selefiye, Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabih lafızlar, haberi sıfatları hakkında
yorum yapmaz. Mesela Allah'ın eli, Allah'ın yüzü gibi ifadeler hakkında diğer ekollerden bazıları yorum yapıyorken işte bunlar Allah'ın gücü anlamına geliyor diyor. Kimisi hayır bunlar direkt zahiri anlamıyla anlaşılmalı. Allah'ın bir eli var, yüzü var. Yani Allah cismani bir varlık diyenler var. Mücessime, müşebbihe gibi. Ama Selefiye'ye bakınca ben bu konu hakkında yorum yapmam. Ben Rabbime yanlış bir şeyi yakıştıramam. Bu konuda çok dikkat ederim. Edebimden, haddimden şaşmam demeye getiriyorlar. Bu adamların akaid sisteminde 7 tane temel prensip var ama asıl madde şudur. Allah'a ben yanlışlıkla bile olsa yanlış bir şeyi yakıştırmak istemiyorum. Allah cismani bir varlık değildir. Mekandan münezzehtir. Dolayısıyla bunları gördüğüm zaman ben nasıl bir yaklaşımda bulunacağım? Selefiye bu konu hakkında 7 tane temel prensip geliştirmiş ama bu 7 prensip eşittir. Allah hakkında aman yanlış bir şey söyleme. Bu anlama geliyor. Tabi bunlar için bazı kavramlar kullanmış. Bu kavramları hocalarım beraber değerlendirelim. Bazısını hemen anlayabileceğiz. Bazısı arasında böyle bir karışıklık olmasın diye bir iki tanesini de kodlayacağız. İnşallah yeterli olacaktır. Birinci madde. Cenab-ı Allah'ı cismani olan şeylerden uzak tutup layık olmadığı şeyi ona yakıştırmamak. Cismani olan şeylerden uzak tutup layık olmadığı şeyi ona yakıştırmamak. Hocalarım bu nedir? Dostlar şimdi burada tasdik bir de takdis kavramı var ya. Bu ikisi arasında genelde karıştırılabiliyor. Şimdi tasdik Allah ve peygamber müteşabih lafızlar hakkında ne söylediyse ben onları kabul ediyorum demektir. Kalben onay veriyorum demektir. Takdis ise Allah'ı cismani şeylere benzetmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum anlamına geliyor. Yani şu birinci maddemiz hocalarım takdis ama Allah ve peygamber ne getirdiyse ne söylediyse bu konu hakkında ben onları kabul ediyorum demek tasdiktir. Müteşabih ifadeler üzerinde yorum ve tevilden kendini alıkoymak. Hocalarım bu imsak. Şimdi bunu çok kolay bir şekilde birazdan kodlayacağız. Kalbi müteşabih olan hususlarla zihnen meşgul etmemek. Bu da hocalarım kef kavramı oluyor. Yani şuradaki imsak ve kefi de bulduk. Takdisi de bulduk. Müteşabihler konusunda tevil ve yorum yapmadan bu konuda ehil olmadığını kabul etmek. Ehil olmadığını kabul etmek dediği zaten otomatikman acizini itiraf etmiş oluyor. E şıkkını da buradan buluyoruz. Yani tasdik değil, cevabımız burada A. Çünkü yukarıda şöyle bir madde yok. Allah ve peygamber müteşabih lafızlar konusunda ne söylediyse ben bunları kabul ediyorum gibi bir ifade olsaydı o zaman tasdik olurdu ama bu olmadığı için cevabımız A. Şimdi dostlar bunların tablosuna bakalım. Tasdik nedir? Az önce söyledik. Takdis nedir? Söyledik. Tasdik nedir? Söyledik. Acizini itiraf etmek. İşin ehli değilim ben diyor. Bunu da söyledik. Sükut. Yani bu konular hakkında susmayı tercih etmek. Diyelim birisi geldi bana sordu. Ben Selefi ekolüne mensubum. Misal veriyorum. Hocam Allah'ın eli, Allah'ın yüzü gibi ifadeleri gördük. Bunları nasıl anlayacağız? Bunlar hakkında hiç düşünmeden susacağız. Yani hiç konuşmayalım bile. Allah'a yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben susmak istiyorum gibi bir ifade mesela sükut kısmına örnektir. İmsak ve kef. Bunları şimdi kodlayacağız. Marifet ehline teslim. Yani bana bunu sordular ama ben Selefiye alimlerinden birisi değilim. Kardeşim ben bu konu hakkında yorum yapmaktan korkuyorum. İşin ehli olanlar var. Onlar belki yorumlar. Onlar belki bir şeyler söyler. Dolayısıyla ben susuyorum, onlara teslim ediyorum gibi bir ifade de marifet ehline teslim olmuş oluyor. Dostlar genellikle şimdi bu işaretlemiş olduğum 5 ve 6 haricindeki yerler lafızdan direkt anlaşılıyor. Ama imsak ve kef arasında genelde bir karışıklık olabiliyor. Ya bu kef miydi, imsak mıydı? Dolayısıyla bu ikisine yöneleceğiz. Onları kodlayacağız. Bakalım. Kef neye benziyor? Kes kelimesine benziyor. Anlamı neydi? Kalbi müteşabih olan hususlarla zihnen meşgul etmemek.
Müteşabih lafızlar neydi hocalarım? Bir tekrar edelim. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın arşa istiva etmesi gibi ayetleri görünce ne yapacağız? Kalbimizi bile meşgul etmeyeceğiz. Adam ne diyor? Acizini itiraf et. Sen bunları bilmiyorsun. Marifet ehline teslim et. Bırak onlar konuşsun. Sus, sükut et diyor. Allah ve peygamber ne getirdiyse ben onları tasdik ediyorum de diyor. Takdis neydi? Ben Allah'a yanlış bir şey yakıştırmaktan çekiniyorum demek istiyor. Bir de kef, yani kes diyorum buna bir anlamda. Kalbi bile bunlarla meşgul etme. Sesini kes o kalbinin. Kalbinden geçen şeylerin sesini kes. Kef, kes kelimesine benziyor. Gördüğünüz gibi burada dostlar adamın ağzında böyle bir fermuar var. Hemen böyle kalbinden geçen bir ses sanki o fermuarı kapatıyor. Aman sus, kalbinden geçen bu şeylerin sesini kes. Ağzından da bir şey çıkartma demeye getiriyor diyebiliriz. İmsak. Ne diyordu hocalarım? Müteşabih hususlar hakkında yorum yapma, tevil yapma. Tevil zaten yorum anlamına geliyor. Tevil yapma, yorum yapma, bir söz söyleme. Yani sükut kısmıyla bağlantılı bir şey. Bunun adı da hocalarım imsak. Dostlar internet bağlantınız düzensiz diye bir uyarı verdi. Şimdi birazdan toparlanır. Ufak bir bekleme yapalım. Evet, toparlanmıştır diye tahmin ediyorum. Hocalarım, imsak vakti. Şimdi Müslümanlar Ramazan ayında sahur vaktine uyanıyorlar. Sahur vakti ne zaman bitiyor hocalarım? İmsak vaktiyle bitiyor değil mi? İmsak vakti girdiği zaman sahur bitmiş oluyor. Şimdi buradaki Müslüman ailemizde sahur vaktine kalkmış. Buradaki genç kardeşimizin önünde bakın kırmızı bir telefon var. Telefonu eline almış. Facebook'ta böyle bir şey görmüş. Yorum atacak. Kızacak birilerine belki de. O yemek esnasında bunu yapınca babası da diyor ki evladım uykudan yine uyandın. Sersemsin. Adam akıllı şimdi şeyler yazmazsın. İmsak vaktinde yorum yapma. İmsak ne demekti? Müteşabih lafızlar konusunda tevil yapmayacaksın, yorum yapmayacaksın. Biz de diyoruz ki o zaman imsak vaktinde yorum yapma. Çünkü uyku sersemisin. Yanlış şeyler yazarsın diyoruz. Yorum yapma demiş oluyoruz. Hocalarım, Mutezile'nin Cehmiye'den etkilendiği bir takım maddeleri vermiş. Hangisi bunlardandır diye bir soru sormuş oluyor. Dostlar, Ru'yetullah Allah'ın görülmesi anlamına gelir. Eşariler ve Maturidiler Allah'ın görülebileceğini söyler. Ru'yetullah'ı kabul ediyorlar. Ru'yetullah'ı Maturidi ve Eşari kabul eder. Ama az önce Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyen 5 tane ekol vardı ya, ne demiştik onlara? Cizim demiştik. Bunlar hocalarım Ru'yetullah'ı reddeder. İnsan iradesi ve kader. Şimdi Cehmiye'nin bir diğer adı hocalarım Cebriye'dir. Bunlar her şey Allah'tandır diyor. Adam birisini öldürmüş. Niye öldürdün diye sorulduğu zaman Allah böyle yazmış. Kaderimde böyle varmış diye cevap veriyor. Her şey Allah'tandır dedikleri için hocalarım bunlara işte Cebriye ekolü demiş oluyoruz. Mutezile Cebriye'nin sadece bu konudaki görüşünü almıyor ama ondan bir sürü görüş noktasında etkilenmiş oluyor. Yani Cehmiye'nin birçok görüşünü alan Mutezile kader konusunda Cebriye'ye katılmıyor. İlahi sıfatlar işte Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur vesaire falan bunu da ilk fikir beyan edenler bu Cehmiye ekolündeki alimler. O yüzden birinci ve üçüncü maddemiz Cebriye'den yani Cehmiye'den etkilenmiş ama ikinci madde sadece Cebriye ekolüne aittir. 1 ve 3 diyeceğiz. Hocalarım bakın burada da belirtmişim. Mutezile'yi kimler etkilemiş? Bakın şu sağ tarafta Cebriye yani Cehmiye ekolü var. Ru'yetullah'ı bu adamlar reddediyor. Kabir azabı, şefaat, sırat, mizan yoktur diyor. Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyor. Kur'an mahluktur diyor. Bunların her birisini Mutezile almış ama kader görüşünü almamış. Kader görüşünü kimden alıyor Mutezile? Kaderiye ekolünden alıyor.
Her şey Allah'tan değil, her şey insandandır. Bir adam bir suç işlediği zaman bunu Allah'a nispet edemezsin. Bunu insan yapmıştır. Allah'ın burada bir müdahalesi yoktur demiş oluyor. Bu konuda kaderi reddedenler kimler? Mabet el-Cüheni, Gaylan el-Dımaşki. Hocalarım bunlar kaderi reddedenler. Yani Allah bizim kaderimize müdahale etmez diyenler. Mu'tezile kader görüşünü buradan alıyor, diğer görüşlerini Cehmiye'den almış oluyor. Mu'tezile hocalarım aynı zamanda Şii ekollerinden Zeydiye'yi fazlasıyla neredeyse %98 etkilemiş diyebiliriz. İmamiye'yi %50 oranında etkilemiş diyebiliriz. Zeydiye daha fazla. Aynı zamanda buraya hocalarım bir de İbadiye yazmamız lazım. Haricilerin en ılımlı kolu olan İbadiye bu konuda Mutezile'den etkilenmiştir. Şöyle bir toparlayalım. Allah'ın görülmesine Ruyetullah deniyor. Ruyetullah'ı ve Allah'ın zatından Ruyetullah'ı reddedenler ve Allah'ın zatından ayrı sıfatları yoktur diyenler kimlermiş? Cehmiye, Mutezile, Zeydiye, İmamiye ve İbadiye. Bu beş hocalarım. Buna da cizim diye bir kodlama yapmıştık, akrostiş. Şimdi Mabet-el Cüheni kaderi reddeden ilk kişi, kadere inanmayan birisi. O halde şöyle bir mabet çizelim biz. Hocalarım mesela bu biraz Anıtkabir'e benziyor ama Anıtkabir değil, başka bir dinin manastırı, mabedi. Mabet el Cüheni olduğu için mabet ifadesini alıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi burada bir mabedimiz var. Bu mabedin adı ne? Kadere inanmayanların mabedi diyoruz. İkinci görselimiz, hocalarım, kaderi reddeden ikinci kişi Gaylan ed-Dimaşki. Gaylan ifadesini neye benzetebiliriz? Hemen gördüğünüz gibi Ceylan'a benzetebiliriz. Gaylan, Ceylan. Mabedimiz de burada. Bunlar hangi ekolden de hocalarım? Kaderiye ekolü. Bunların her birisini şimdi kodumuzda toplayacağız. Bakın burada engelli bir kardeşimiz var. Bu kardeşimizi hadi seni manastıra, mabede götürelim diye yola çıkartıyorlar. Yoldayken onu buraya getirenler terk ediyor. Yarı yolda kalıyor. Hemen karşısına da böyle bir ceylan çıkıyor yavrusuyla beraber. Engelli kardeşimiz o halde diyor ki mabede giderken ceylan ile kaderimize terk edildik. Mabet burada. Ceylan burada. Kaderiye ekolüne mensup oldukları için de kader ifadesini kullanıyoruz. Bunu not alalım hocalarım. Mabede giderken ceylan ile kaderimize terk edildik diyoruz. Bu parçadan hareketle Hamza'nın aşağıdaki mezheplerden hangisine mensup olduğu söylenebilir? Eğitim amaçlı Amerika'ya giden Aydın. Orada Lübnan'dan gelmiş Hamza isminde biriyle tanışır. Bak iki tane anahtar kavram çıktı karşımıza. Lübnan ve Hamza ismi. Hamza'ya Lübnan'daki dini gruplar hakkında soru sorar. O kendilerinin bu ülkede 150-200 bin civarında bir nüfusları olduğunu, diğer Müslümanlardan ve din mensuplarından ayrıştıklarını söyler. Ayrıca Hamza Allah'ın birliğinin onlar için çok önemli olduğunu ancak Allah yüceliğinden dolayı kelimelere dökülemeyeceğinden bazı kişilere hulul veya tecelli ederek insanlara yaklaştığını savunur. Yani diyor ki Allah yüce bir varlıktır. İnsanların arasına girmesi için bir insan kılığına girmesi lazım. Hakim bir emrillahın Tanrı'nın tecelli ettiği kişilerden biri olduğunu ve onun dini hükümleri belirleyebileceğini ileri sürer. Yani onlara göre Allah hakim bir emrillahın kılığına girmiştir. Bir insan kılığında insanların yanında bulunmuştur diyor. Bu hareketle Hamza'nın hangi mezhebe mensup olduğunu anlayabiliriz. Hocalarım, şimdi dürzilik cevabımız. Dürzilik birçok ilde bulunabiliyor, birçok şehirde ülkede bulunabiliyor. Lakin en öne çıkan kısmı Lübnan'dır. Mesela Suriye'de de var ama Lübnan'da daha fazla. Mesela Nusayriler, onlar da Suriye'de var ama ülkemizde Hatay Samandağ bölgesinde. Hemen buraya yazalım. Samandağ. Ağustos'ta yazıyorum bir yandan.
Hatay. Kodumuzu, işte anahtar kavramları böyle yazalım. Lübnan kısmı anahtar kavram olarak burada karşımıza çıktı. Burada Hamza ismini niçin kullanmış? Hocalarım, Hamza bin Ali Dürziliğin kurucusudur. Aynı zamanda bu kişi Dürzilikte imam ve emir olarak kabul edilir. Hemen şu Hamza'nın yanına yazalım. Emir, imam ve kurucu. Dürziliğin kurucusu. Dürzilikte ise hakim bir emrillah. Hemen bakın buraya yazıyorum. İlah kabul ediliyor hocalarım. Hakim bir emrillah Fatimi Devleti'nin 6. halifesidir. Fatimi Devleti'ne yani dayanmış oluyor. O halife bir zaman sonra kendisinin ilah olduğunu bildirmiş oluyor. Tabii daha sonra ölmüş, Zahir adında birisi başına geçmiş. Ama bunu bir insan olarak görmüyorlar. Diyorlar ki, yani bir firavun gibi düşünmeyeceğiz bunu. Firavun kendisinin ilah olduğunu söyledi ya, onlar da diyor ki, bakın bu firavun gibi değil, bu Allah'ın tecelli ettiği bir insan. Bu yüzden hakim bir emri ilahtır. Böyle düşünüyorlar. Tabii sapkın bir ifade. Hocalarım bu şekilde anahtar kavramları da bildirmiş olalım. Cevabımız C. Bu hulul ne demek? Allah'ın tecelli etmesi, yaratıklara, yaratılanlara tecelli etmesi. Hocalarım bu inançta olan üç tane ekolümüz var. Ekolümüz değil, ekol var diyelim. Bunlar bizim ekolümüz değil. Az önce Dürziliği gördük. Hakim bir emrillah'tı. Nusayriler de var. Aynı zamanda Nizariler de. Bu Nizari hocalarım İsmailiye mezhebinin günümüzdeki en önemli koludur. Bu üç hocalarım hulul anlayışında yer alıyor. Mesela Nusayrilikte şöyle diyorlar. Allah'ın lahuti ve nasuti yönü vardır. Lahuti yönü Allah'ın aşkın, çok yüce, hiçbir şekilde bilinmez, mekandan münezzeh olduğu halidir. Ama nasuti yönü ise bir insan kalıbına girmiş halidir. Yani tecelli etmiş halidir. İşte hulul kısmı burada devreye girmiş oluyor hocalarım. Nusayri, Nasuti kavramıyla bu hulul anlayışını ifade etmiş oluyor. Dürzelikte hakim bir emrillah ilah kabul ediliyor hocalarım. Bunun kodunu verelim. Bakın burada bir firavun var. Firavun kendisini ilah ilan eden birisiydi. İşte buna hakim bir emrillah diyeceğiz. Dürzilik Oradaki dürzilik kısmındaki R'yi çıkartınca düz ifadesini ele alabiliyoruz. Düz, düzgün vesaire bunları kullanabiliriz. Özdeşleştirebiliriz kodlamamızda. Burada düz bir yol var gördüğünüz gibi. Ne diyoruz? Adam düz bir yola hakim olunca, hakim bir emrillah, kendini ilah sandı. Adam düz bir yola hakim olunca kendini ilah sandı diyoruz. Hocalarım dürzilikte bir de Tekammus diye bir kavram var. Hocalarım, şimdi Hint dinlerinde tenasüh anlayışı vardır. Örnek veriyorum, Furkan Hoca yaşıyor şu anda, öldü ama yeniden doğacak. Bu Hint dinlerinin hepsinde yer alıyor hocalarım. Buna tenasüh dendiği gibi Hint dinlerindeki kavramı samsaradır. Samsara çarkı diyorlar. Öl ve doğ, öl ve doğ, bu döngü başa sarar, durmaz. Samsara başa sarar durmaz diye bir kodlamamız vardı dinler tarihinde. İslam mezhepleri içerisinde de bu tenasu anlayışını kabul eden bazı ekoller var. Kim bunlar? Yezidiler, Nusayriler ve Dürziler. Bunlar tenasu anlayışını kabul ediyorlar. Yani öldükten sonra yeniden gelmeye tenasu adı veriliyor. Ama Dürzilik diyor ki, evet kardeşim ben öldükten sonra dünyaya yeniden gelmeyi kabul ediyorum. Lakin Yezidilerde ve Nusayrilerde Furkan Hoca öldü ve yeniden doğacak bir insan olabilir, bir bitki olabilir, bir hayvan olabilir. Yani farklı bir canlı olabilir. Ama Dürzilikte bu iş böyle değil. Furkan Hoca insan olarak öldüğü için insan olarak dünyaya geri gelecektir. Yani onlar bir insanın bitki, hayvan vesaire olmasını kabul etmiyor. Nasıl gittiyse öyle geri gelecek demek istiyor. Hangi türde geldi gittiyse o türde geri gelecek demek istiyor. O halde hocalarım şunu görmüş oluyoruz. Yazalım. Tenasü öldükten sonra bir insanın insan, hayvan veya bitki şeklinde dünyaya geri gelmesi. Yezidiler ve Nusayriler bunu kabul ediyor.
Ama Dürziler buna farklı bir formül getiriyor. Tekambus diyorlar. Dürzilik de var. Neydi bu? Nasıl gitti? İnsan şeklinde gitti. O zaman insan olarak geri gelecek. Yeniden doğacak demeye getiriyorlar. Biz de bunu hocalarım tekammus ifadesinde yer alan oradaki mus hecesini muz kelimesine dönüştürüyoruz. Tekammus, muz. Hemen burada yaşayan bir muz görüyoruz hocalarım. Ölmüş ve sadece gördüğünüz gibi kabuğu bir anlamda kemikleri kalmış. Ölümü de böyle yerlerde yatıyor. Hemen anlayabiliriz. Tekrar yeniden doğduğu zaman da gördüğünüz gibi hocalarım muz haliyle geri gelmiş. Dünyaya düzgün bir muz olarak geldiysen öldükten sonra yine muz olarak gelirsin. Düzgün bir muz olarak gittiysen düzgün bir muz olarak geri geleceksin derken düzgün, dürzilik, muz, tekam, muz bağlantısını nöronlarınıza yerleştirmiş oluyoruz. Hocalarım bugün dürzilik hakkında detaylı bir bilgi vermiş olduk. Kutsal metinlerini de vermiş olalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim inşallah. Dürzilikte iki tane kutsal kitap var. Resailül Hikme, El Hikmetüş Şerife. İkisinde de gördüğünüz gibi hikmet kavramı yer almış oluyor. Dürzilik, düz, düzgün gibi kavramlarla bağlantı yapacağız demiştik dürziliği. O halde düzgün ve hikmet kavramlarını birleştirdiğimiz zaman kutsal metinlerini aklımızda tutabiliriz. Gördüğünüz gibi dostlar burada Necip Fazıl var. Hikmetli sözleri çok fazla yer alıyor. Düzgün adamlar hikmetli konuşurlar diyoruz. Düzgün, dürzilik, hikmetli. Resailül Hikme El Hikmetü Şerife bağlantısını buradan yaptık. Yani bu hikmetli ifadesi iki kutsal kitabına vurgu yapmaktadır. Düzgün adamlar hikmetli konuşurlar diyoruz hocalarım. Evet dostlar, tanıtım dersimiz bu şekildeydi. Bazı dersleri, bazı bilgileri böyle toplamalı bir şekilde verdik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun hocalarım. Allah'a emanet olun.